Kanal T ekranlarından herkese günaydın. Yeni bir gazete programı ile yine karşınızdayız. Birazdan gazeteci Hasan Erçakıcı ile yaklaşık 35 dakika sürecek bir gündemi değerlendirme programı gerçekleştireceğiz. Kendisiyle telefon bağlantısı için yönetmen arkadaşımız Örsen Balıkçıoğlu şu anda bağlantıyı gerçekleştiriyor ama onun öncesinde bugün çıkan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çıkan gazetelerde ilginç haberler vardı. Bunlardan bir tanesi Kıbrıs Gazetesi'nde yayınlandı. Koronavirüs salgını herkesi ekonomik açıdan ciddi oranda etkiledi demiş. Alım gücü büyük oranda düşen vatandaşlar kasapların yolunu unuttu. Restoranların da kapalı olmasından dolayı et satışları dibe vurdu demiş. Haberin içeriğinde ise sıcak paraya hasret günler yaşamakta olan KKTC'de salgın endişesi bir yana gelecek kaygısı da herkese kabus dolu günler yaşatıyor. Kasaplar da bu durumdan oldukça kötü etkileniyorlar demiş. Alım gücü büyük oranda düşen vatandaşlar kasapların yolunu neredeyse unuttu. Restoranların da kapalı olmasından dolayı et satışları düştü. Kasaplar restoranların kapatılmasıyla sadece vatandaşın eline bakar oldu. Ancak ekonomik kriz yaşayan vatandaş da temel ihtiyaçlarını zor karşılarken ne yazık ki et alacak bütçeye de sahip değil demiş. Malum koronavirüsten sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tüm dünyada olduğu gibi ekonomik olarak etkilenen ülkelerden bir tanesi oldu. Önce sağlık, sonra ekonomi alanında alınan çeşitli önlemler var. Bu önlemlerden bir tanesi de kısmi sokağa çıkma yasağıydı. Bu çerçevede de bu yasak kapsamında bazı işletmeler kapalı kaldı. Bazıları ise açık olarak devam ettiler. İşte bunlardan bir tanesi de kasaplar ama kasaplarda et satışının olmadığından dertliler. Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak, koronavirüs salgını nedeniyle tüm sınır kapılarının ve işletmelerin kapatıldığını, buna paralel et satışlarının da olumsuz etkilendiğini kaydetmiş. Akbıçak, bu kriz döneminde insanların sadece eczane ve temel gıda gibi elzem ihtiyaçlarını karşılamaya yöneldiğini, et tüketiminin ise ikinci plana atıldığını söylemiş. Akbıçak, hükümetin bu kriz döneminde elinden geleni yaptığını belirterek bu şartlarda beklemek zorunda olduklarını ifade etmiş. Öte yandan bugün Cumhurbaşkanlığında da bir zirve var. Ama bunlara daha sonraki dönemde geçeceğiz. Şu anda telefon hattımızda gazeteci Hasan Erçakıcı var. Hasan Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Mahmut, herkese günaydın. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Kıbrıs Gazetesi'nin bugün de bir manşeti var. Virüs kasapları da fena vurdu diye. Biliyorsunuz hizmet sektöründe çoğu işletme kapalı. Bunlar işte en başta gelen aklımıza lokantalar. Haliyle et tedariğinin satışa, vatandaşa ulaşmasında da restoranlar, lokantalar önemli bir işlevi var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu? Şimdi Mahmut, tabii ki şunu biliyoruz. Yani bu korona virüsüne ya da bu Covid-19 virüsüne karşı mücadelede izolasyon çok önemli. Yani Evet. bunu artık daha fazla konuşmaya, tartışmaya gerek yok. Bunu iyi yapan yerlerde görüyoruz ki daha az zayiatla bu mücadele sürdürülüyor. İyi yapamayan, çeşitli nedenlerle iyi yapamayan yerlerde daha fazla zayiat oluyor. Dolayısıyla tabii ki evlerinde izole olan insanların tüketim alışkanlıklarında da bazı değişiklikler oluyor. Yani bu salt restoranların kapanmasıyla ilgili değildir, bunu demeye getiriyorum. Evet. Haliyle daha az tüketmeye çalışıyoruz. Yani bu sağlığımız bakımından da gereklidir. Daha dikkatli, hem aile ekonomisini korumak bakımından hem de sağlığımızı korumak bakımından sadece dikkatli bir şekilde beslenerek hayatımızı, işte biraz spor, biraz yapmak zorunda olduğumuz işlerimize zaman ayırarak, uzaktan erişimle, telefon, bilgisayar vesaire ne kadar erişebilirsek ve neler yapmak gerekirse onları yaparak hayatımızı devam ettirmeye ve bu arada özellikle sağlık görevlilerine, diğer görevlilere ama özellikle sağlık görevlilerine bu mücadelede zaman kazandırmaya, imkan sağlamaya çalışıyoruz onlara. Bu mücadelenin esası budur. Bundan ekonominin ciddi bir şekilde daralarak zarar göreceği ortadadır. Bu bize neyi de hatırlatıyor böylece? Böylece hatırlıyoruz ki aslında ekonomi dediğimiz şey
insan faaliyetlerinin bir ürünüdür. Evet. Yani çeşitli şekillerde etkileşen, işte koşan, alan, satan, eğlenceye giden, sosyalleşen insanların eylemlerinin bir türevidir ekonomi. Bunu da bu vesileyle öğrenmiş olalım. Çünkü çoğu zaman normal hayatımızda hem zenginleşmek istiyoruz, hem de işte kalabalık istemiyoruz, trafik istemiyoruz, şu istemiyoruz, bu istemiyoruz. Bunu da bu vesileyle öğrenmiş oluyoruz. Dolayısıyla tabii ki kasaplar gibi diğer iş yerlerinin hacimlerinde de ciddi düşüş vardır. Ben her gün bir defa evden çıkıyorum. Bir yardımcımızı, işte yaşlılar var evde falan, bakmak için yardımcı olan hanımı almak için çıkıyorum. Evimin tam karşısında benzin istasyonu vardır. Ben standart olarak oradan işte Lefkoşa'dır, Lefke'dir falan derken standart olarak haftada bir depo benzin alıyordum. Evet. Şimdi bugün de saat 7 sıralarında bu benzin istasyonunu açmak için gelen genç insanlara uzaktan seslendim. Ama bu koronavirüs mücadelesi başlayalı beri hiç benzin almadım. Oysa dediğim gibi sana veya izleyicilerimize, ben standart olarak haftada bir depo benzin alıyordum bu benzin istasyonundan. Evet, yani yaklaşık bir ay oldu bu süreç. Hiç benzin almadım. Çünkü gittiğim mesafe 1-2 kilometre gidip 1-2 kilometre geri dönüyorum. Benzin o kadar. Dolayısıyla bu aynı şekilde dediğim gibi beslenmemize de dikkat etmemiz gerekiyor. Hem aile bütçesi hem de sağlığımız bakımından. Dolayısıyla o çok açık ve bazılarımızın gözüne, cirosuna göz koyduğu marketlerde de normal dönemdeki ciroları yapmadığını biliyoruz. İsteyen markete gidiyor herkes zaten. Kendi alışveriş ettiği, belki dostluk kurduğu marketcilerle de bu konuyu görüşebilir. Zaten adada önemli bir miktarda insan da ayrılmıştır. Bunun tam rakamlarını bulup yayınlayabilirsiniz belki ama öğrencilerin önemli bir kısmı, yabancı işçilerin de bir kısmı adadan ayrılmıştır. Onlar da önemli bir tüketim potansiyeliydi, bir iş potansiyeliydi, bir ekonomik potansiyeldi. Onların da yokluğu aynı şekilde ekonomide bir ciddi daralma meydana getirmiştir. Yeni dengeler olacak. Yani daha az tüketeceğiz, peki kazancımız da daha az olacak. Daha az tüketeceğiz. Buna bağlı olarak diğer maliyetler, yani dükkanlar açılınca bunun etkilerini göreceğiz. Kiralar, şunlar bunların hepsinin düşmesi gerekecek ve yeni bir denge oluşacak. Yeni bir ekonomik denge oluşacak bu koronavirüsün etkisiyle. O nokta yeni başlangıç noktamız olacak. Ondan evet. Başlayarak yeniden ilerlemeye çalışacağız. Şu anda daha hangi noktadan başlayacağımızı tam olarak bilmiyoruz tabii. Özellikle ülkemizde dış gelirlerimiz çok önemliydi. Yüksek öğrenim, turizm ve yabancılara konut satışı, yapsat dediğimiz, tabii yurt içine de satılıyor ama özellikle yabancılara konut satışından elde ettiğimiz üç büyük kalem gelirimiz vardır bizim. Yurt dışından geliyor ve biz de hepimiz bu sektörlere hizmet ederek, yan sektörler oluşturarak veya bu yan sektörlere hizmet ederek bu gelirlerden bir pay alıyoruz. Maaşımız, ücretimiz, işte ciromuz, esnafsak veya başka bir şeysek, zanaatkarsak vesaire, ciromuz bu getirilen paradan bir pay almak üzerine kuruludur. Bunu biliyoruz ki biz aşağı yukarı işte 1,5 milyar dolar gibi bir turizm yüksek öğrenim gelirimiz var. Evet. Konutla ilgili şimdiye kadar bir rakama rastlamadım ama yani bundan da ciddi bir gelirimiz olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bizim 2 milyar doları ama yani para değerine de dikkat edelim.
aşan bir yurt dışı gelirimiz var. Bunun önümüzdeki dönemlerde nasıl şekilleneceğini, kaça düşeceğini daha şu anda tam öngöremiyoruz. Bu hedef pazarlarımızdaki, yani Türkiye'de, İngiltere'de, Avrupa'da, Rusya'da yaşanabilecek olan, yaşanmakta olan ve nasıl gelişeceğini tam bilemediğimiz sorunlarla da ilgilidir aynı zamanda. Dolayısıyla bu dönem nasıl ki izole ediliyoruz evlerde hastalığa karşı mücadele etmek için, ekonomik olarak da kendimizi korumak için biraz kabuğumuza çekilmemiz gereken bir dönemdir. Bu aileden başlar, devlete kadar genelde ekonomik sektörleri de kapsayacak şekilde biraz koruma dönemidir. Gelirlerimizi koruyacağız, harcamalarımızı kısacağız. Bu belki bazılarına hoşuna gitmeyecek. Harcamaları kısarsak işte ekonomi nasıl canlanacak? Ama bu dönem öyle bir dönem değil. Yani gelirlerimizi korumamız gerekiyor. Kaynaklarımızı korumamız gerekiyor. Bunu da söylemek gerekiyor bu noktada. Evet. Mesela nesiller çerçevesinde bakmak lazım. Yani kasaba da, manava da, hani kasap, manav, market falan diye gidiyoruz ya. Evet. Unutmayalım ki mesela tamamen kapalı olan, özellikle mesela zanaatkarlar, yani atıyorum berberler, hani bu insanlar, yani işte en azından hani gün işler gün yerdi demesek bile haftalık veya aylık işte bir aydır kapalıdır insanlar. Yani birikimlerini kullanmaktadırlar. Önümüzdeki dönemde daha da sıkıntılı günler bekliyor olabilir bizi. Burada devlete bakmak gerekir Mahmut. Yani devlet de herhangi bir şekilde bu duruma hazır olmadığını açıkça görüyoruz devletin de. Bu üzücü aslında. Peki şöyle soralım o zaman. Devletin gelir kaynakları belli. Topladığı vergiler. Şimdi haliyle iş yerleri kapalı. Turizmden gelir yok. Eğitimde gelir şu an itibariyle yok. Bahsettiğiniz rakamlar çok ciddi rakamlar. Bu süreçte gelir yokken bu dengeyi nasıl sağlamak gerekecek? İşte tam da güzel soru. Bunlar zaten gelirle karşılanacak giderler değildi. Bunlar ihtiyat akçeyle karşılanacak giderler olması gerekirdi. Çünkü devlet de nasıl ki bir zanaatkar belki çaresizlik yüzünden gün işleyip gün yerse, devlet de gün işleyip gün yiyen bir mekanizma olarak oluşturulmamalıydı. O yedek akçe bulunduracak şekilde oluşturulmalıydı. Devletin ne hakkı vardı topladığı bütün gelirleri, diyelim ki bir yıllık düşünürsek, harcasın. Hatta bu yetmesin. Ve işte 10 yıllardır Türkiye'nin yardımlarına da cari harcamalar için diyoruz. Evet. Değil mi? Cari harcamaları için de Türkiye'nin yardımlarına da muhtaç olmasına ne hakkı vardı bu devletin? Dolayısıyla devlet de bir yaratık olmadığına göre, bir organizasyon olduğuna göre, bu organizasyonu yönetenlerin buna ne hakkı vardı? Ve bunu sadece bugünkü hükümet yetkilileri için sormamamız gerekiyor. Yani uzunca bir dönem geriye giderek sormamız gerekiyor. Yani bu süreler içerisinde diyelim 20-30 yıl bu devletin bu şekilde yapılanmasına gelirleriyle cari harcamalarını bile karşılayamayacak şekilde ortaya çıkmasına neden olanlar bu devletin nasıl bir hesap verebilecekler şimdi halka? Ben onu merak ediyorum. Yani bu illa hukuki mahkemeler kuralım, istiklal mahkemeleri veya olağanüstü mahkemeler gibi ve çağıralım, bu insanları yargılayalım anlamında söylemiyorum. Onlar kendi vicdanlarında nasıl bunun hesabını verecekler? Veriyorlar. Yani mecburdur Türkiye bize yine yardım etsin. Tamam. Türkiye kendi hem zaten son yıllarda, özellikle son 5 yıldır siyasal problemleri, dış politikadan kaynaklanan özellikle siyasal problemleri, ekonomik problemleri artmış bir devlettir. Bu arada Türkiye'de de tabii ki bir salgın tehlikesi vardır. Ona da yetişecektir. Bu arada bize de bakacaktır. Ve nasıl bakacak? Acil olarak da bakacak istedik. Yani biz acil hayatta kalma
moduna geçebiliriz. Sonra bakarız ekonomiyi canlandırmak için gene Türkiye'den yardım talep ederiz bile diyemiyoruz şu anda. Ne diyor Maliye Bakanı? Yıl sonuna kadar acil diyor bize 3,5 milyar TL kadar. Benim aklımda öyle kaldı. Sen beni bize yanlış. Ona yakın bir rakam. İşte bu 1-2 ay içinde 700-800 milyon TL para lazım. Biz yani onu bir tek Türkiye'den temin edebiliriz. Tamam mı? Yani biz o durumdayız. Yani bir yerde 1 milyar TL'miz bile yoktur. Bu 3 ayı geçirelim de Türkiye'de nefes alsın görsün bakalım bu salgın nasıl gelişecek ve ona göre bize yardım etsin falan. Öyle bir durumda bile değiliz. Dolayısıyla bizim bugün esas sorgulamamız gereken belki geleceğe dönük. Bugün zaten bir hükümet var. Yani konu elindeki imkanları kullanıyor ve işte hepimizi hayatta tutmaya çalışıyor. Yani önce sağlık olarak canımızı korumaya çalışıyor. Sonra koruyabildiği kadar iş yerlerimizi, şunlarımızı, bunlarımızı korumaya çalışıyor. Ben zaten inanmıyorum. Orada daha farklı insanlar olsaydı daha farklı şeyler mi yapacaklardı diye düşünüyorum. Dolayısıyla ben esasında bunu sorguluyorum. Yani kendi günlük yazılarımda da vesaire sistemi sorgulamaya çalışıyorum. Çünkü bizi bu duruma düşüren sistemdir. Yani bugünkü hükümetten onu da beklerim, bunu da beklerim desem ne olacak? Bekliyoruz ama aslında yapamayacağını da bir. Dolayısıyla benim tutumum, şahsi tutumum da bu şekilde gelişiyor sevgili Mahmut. Şimdi koronavirüsten öncesini biraz izah ettiniz. Peki koronavirüsten sonrası nasıl olacak o zaman? Nasıl bir yol izlemek gerekir ki artık bu sistemsel sıkıntıların içerisine düşmeyelim? Zannedersek mesela 3 ayda bu etkiyi atlatabiliriz değil mi? Pekala 3 ay sonra eski duruma döneceğimizi mi umut ediyoruz? Bir dönemeyeceğiz yani. Tamam, böyle bir umut taşımamamız gerekiyor. Evet. İki, farz edelim ki imkan vardır ve dönebiliriz. Dönmeli miyiz? İkinci soru da budur. Dönmeli miyiz? Niye dönelim yani? Yani bu şekilde inşa ettiğimiz devletin özellikle kamu maliyeti bakımından yani işimize yaramadığını görmüyor muyuz? İşimize yaramayacak olan bir yapıyı niye kurtaralım? Eğer koronavirüs birini devirecekse bu yapıyı devirsin. Yok etsin. İnsanlarımızı korumaya bakalım biz. Bu yapı değişecekse de, bu yapı yok olacaksa da yok olsun. Zaten en sıkı günümüzde bile işimize yaramadığını göstermiştir. O zaman niye devam etsin? Ama göreceğiz tabii. Yani bu siyasete nasıl yansıyacak? Çünkü bu yapıyı koruyacak olan da, değiştirecek olan da siyasettir. Yani o siyasetteki önemli aktörlerin tutumunu göreceğiz. Ortaya alternatif projeler çıkacak mı? Yani bir değiştirme projesi olacak mı? X partinin, Y partinin, X liderin, Y lideri. Çünkü nihayette bunlar halka sunulacak. Başka bir mekanizma yok elimizde. Ve halk da bunlardan birine destek olacak. Yani önemli ölçüde ve o proje uygulanacak. Göreceğiz. Biz böyle iyiyiz. Biz böyle iyiydik. Mümkün olduğu kadar eskiye dönelim projelerine mi destek verecek Kıbrıs Türk seçmeni? Yoksa hayır biz bunu istemiyoruz artık. İşte bu vesileyle de gördük. Bu vesileyle de bundan kurtulalım diyecek Kıbrıs Türk seçmeni. Onu da önümüzdeki dönemde göreceğiz. Yani bu şekilde objektifte olmamız lazım. Yani birimizin fikriyle değişecek bir durumla da karşı karşıya değiliz. En genelde seçmen kitlesinde bu nasıl bir davranış değişikliğine neden olacak? Onu bekleyip göreceğiz. Peki yani siyasette... Seçmenlerin bileceği bir şeydir Mahmut neticede bu. Hı-hı. Çünkü işte şu veya bu ölçüde bir demokrasimiz vardır. Demokrasi böyle bir düzendir, böyle bir rejimdir. Ortalama olarak seçmenler ne düşünüyorlarsa o yansıyor idareye. Peki siyasette yeni bir şeyler olur mu? Horozun sesini duyuyorsun değil mi? Efendim? Horozun sesini de duyuyor musun bu arada? Yok, gelmedi. Ha, iyi. Siyasette bir yeni değişimler olur mu? Yeni rüzgarlar eser mi?
Şimdi şöyle, yani olacağını hissediyorum. Ama yani bir yani olacak gibi bir kesin inanç içerisinde değilim. Hı hı. Sayın Başbakan diyor ki artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ne demek istiyor? Bunu söylemiyor. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak da nasıl olacak Sayın Ersin Tatar? Bunu bilmiyoruz. Sayın Tufan Erürman da aynı şeyi söylüyor. O da ana muhalefet partisi lideri, değil mi? Bunu yayabiliriz aşağıya doğru. Yani UBP ve CTP bu toplumun yarattığı en önemli iki siyasal oluşum, iki siyasal güç. Birisi şimdi hükümetin esas gücü UBP, Başbakan, UBP Genel Başkanı böyle söylüyor. Diğeri muhalefetin esas gücü, Sayın Tufan Erhürman da böyle söylüyor. Hatta Tufan Bey diyor ki temiz sayfa açmayacağız, yeni defter alacağız diyor. Yani sayfayı çevir olmayacak, olamaz diyor. Gideceği kırtasiyeciye yeni tepsemiz bir yeni defter alacak, ondan başlayacak yazmaya diyor. Yani tam böyle söylemiyor da defteri söylüyor tabii, bu metaforu kullanıyor Tufan Bey. Evet. Bunlar hem umut veriyor bana, hem de acaba bu cesareti gösterecekler mi diye düşünüyorum. Neden böyle düşünüyor ve korkuyorum? Çünkü hepimiz biliyoruz ki bizim bugünkü esas sorunumuz kamu yönetimine ayırdığımız kaynağın büyüklüğüdür. Bu da esasen memur maaşları. Şimdi denecek ki izleyiciler, ya bu adam da her şeyi döner getirir, bu maaşlara getirir. Öyledir arkadaşlar, bunun tersini ileri süren de çıkmadı şimdiye kadar. Sadece buna tepki gösterilir, memur maaşlarında gözünüz vardır diye. Hayır, tezini, antitezini ileri sürmek durumundasınız. Yani bu kamu yönetimi nasıl yeniden şekillenecek? Yani tek tek memurların maaşlarını zaten bir tarafa bırakın. A memurunun, B memurunun. Onlar bile zaten geçinmekte zorluk çekiyorlar bu düzenin içerisinde, onları anlıyorum. Ama belki de çok ciddi bir sadeleşmeye ihtiyacı vardır kamu yönetiminin. Belki de yapılmaması gereken dünya kadar iş için, hiçbir zaman kamunun üstüne vazifesi olmayan işler için biz memurlar istihdam etmişiz, işçiler istihdam etmişiz. İhaleler açıp belki de özel sektörü de böyle beslemiştik. Yani burada çok ciddi bir sadeleşmeye ihtiyaç vardır. Ha, eğer Tufan Bey'in kastettiği buysa, Ersin Tatar'ın kastettiği buysa, bu benim için umut vericidir. Ama yani sırf bugünlerde işte aklımıza, yüreğimize biraz hitap etmeye çalışıyorlarsa, bugünler geçince ve ne yapılacağını somut olarak söylemek günü gelince bir şey söylemezlerse, üzgünüm. Yeni kuşaklarda bizim ömrümüzü harcadığımız şekilde ömürlerini harcayıp gidecekler, burada başka yapacak bir şey yok. Peki. Çünkü şey, yani onların bileceği bir iş. Yani seçmenlerin bileceği bir iş. Yine. Tabii ki Sayın Ersin Tatar, Sayın Tufan Erhürman yani UBP CTP'ye tersiz kalırsa yani siyasal oluşumlara da gidebilir. Yeter ki seçmen istesin. Seçmenlerdedir anahtar. Bunu söylemeye çalışıyorum. Siyasetle o zaman devam edelim. Cumhurbaşkanlığındaki zirve için görüşleriniz nedir? Vallahi ben bunu olumlu buldum tabii. Hı hı. Özellikle de böyle kamuya açık bir şekilde yetkili pozisyonda olan insanların konuşmaları bu günlerde hiç doğru değildi. Değildi diyorum. Çünkü biliyoruz böyle şeyler oldu. Sayın Cumhurbaşkanı olağanüstü hal yahut olağanüstü durum önerdi. Kamuya açık bir şekilde. Yani ben aldığım mesaj şuydu. Yani hükümet bunu yapmazsa doğabilecek bütün olumsuzlukların sorumlusu da hükümettir. Yani sanki olağanüstü durumda hiçbir olumsuzluk olmayacakmış gibi. Sihirli değnek olacaktı olağanüstü durumda ve örneğin işte 50-60 arası olan solunum cihazımız birdenbire 150 olacaktı sanki de. Böyle bir şey yoktu zaten. Ve kaldı ki bunu başka ülkelerin tartışmalarını izlediğimiz zaman da görüyoruz. Mesela Türkiye'de belki bizden çok daha fazla ihtiyaç vardır olağanüstü hale. Ama Türkiye Cumhuriyeti devleti, hükümeti olağanüstü hali işte 1-2 ay
devam ettirecek şekilde insanları eve kapamanın vesaire ekonomik yanını karşılayabilecek durumda olmadığı için bunu yapmıyor. İngiltere yapmıyor. Başka ülkeler kendi ölçülerinde yapıyor. Yani burada geçen akşam bir hocayı, bir profesörü dinliyordum Türkiye kanallarında. Şöyle dedi hoca, yani bana sorarsanız dedi bir sağlıkçı olarak size derim ki bir haftanın içinde 80 milyona test yapalım. Ama dedi böyle bir şey mümkün mü dedi. Yani hoca kendi söylüyor bunu. Evet. Yani çok olgun bir davranış ve söylem olarak gördüm ayrıca. Ama ben bir tıp profesörü olarak derim ki yani bu 80 milyona da öyle bir yılda test yaptığınızda bir şey olmaz. Lazım bir hafta içinde bunu yaparsınız, bitiresiniz ve bu salgın haritasını ortaya koyarsınız. Ona göre kararlar alasınız. Bu mümkün o değil. Ekonomik olarak mümkün değil, organizasyon olarak mümkün değil vesaire. Yani bizde de bu zayıflığımız, devletin zayıflığı bu pandemi vesilesiyle ortaya çıktığına göre, bunu da söylediğimize göre, bugün alacağımız önlemler de buna uygun olmalı, gerçekçi olmalı. Yani hayali önlemler peşinde koşarak tartışma yapmaması gerekir siyasilerin birbirleriyle. Bu bağlamda bugün Cumhurbaşkanı'nın, Başbakan'ın, Başbakan Yardımcısı'nın böyle sorumluca bir araya gelmesini çok olumlu bulurum. Geçmiş tavırların da bir yerde inkarıdır bu, yatsınmasıdır. Bu da güzel bir şeydir. Yani o eski tavırların da bize faydalı olmadığını kendileri de görmüşlerdir diye düşünüyorum. Umuyorum demeyeceğim. Şimdi ortada somut bir eylem var bugün. Dolayısıyla öyle, onlar da bunu anladılar, böyle davranıyorlar diye düşünüyorum. Peki, bu noktada sevgili Mahmut, bir şey daha söyleyeyim eğer süremizin sonuna gelmişse. Son 5 dakikamız, son bir soru sormak istiyorum size de. Var, tamam. Bilmem kaç tane kurul var, bunların da sadeleştirilmesi gerekiyor. Nasıl ki başlangıçta Sayın Cumhurbaşkanı ile hükümet arasındaki çelişkiler vesaire hem halkın moralini bozmuş hem de bir kaotik bir ortam yaratmışsa, bugün de en önemli problemimiz bu kurullardır. Yani uzman dediğimiz kişiler, bilmiyorum ne kadar uzmandırlar, onu ölçme yeterliliğine sahip değilim ben. Başka başka şeyler söylüyorlar. Demek ki birileri uzman değil. Yani uzman denilen kişiler, uzman diye nitelendirilen kişilerin her biri farklı bir şey söylüyorsa, ya birisidir uzman, hepsi birden uzman olamaz o zaman. Peki de hiçbiridir üstelik. Çünkü bu salgın yönetimi başka bir şeydir. Yani tıbbın bir alanında ilerlemiş, doktor olmuş olmak, salgın yönetimi için yeterli olmak anlamına gitmiyor. Bunu en başarılı şimdiye kadar işte söylenen örnekte Almanya görülüyor. İşte Robert Koch Enstitüsü diye bir enstitünün yönetiminde zaten 8 yıl önce bir plan hazırlanmış. Bu planı hazırlayanların kimler olduğuna baktığınız zaman, yani içerisinde tıp insanları kadar işte askerlerin bile var olduğunu, generaller ya. Niye? Çünkü bir operasyon gerekiyor. Operasyon bilgisi var insanlarda. Boşuna general olmadılar. Omuzlarına o kadar yıldızı boşa takmadılar. Tamam mı? Yani fonksiyonel olarak bakarsak işe. İşte sivil savunmacılar, kent yöneticileri vesaire vesaire bir plan hazırlamışlar. Şimdi de o planı icra ediyorlar. Sağlık Bakanlığı'na bakıyoruz Almanya'nın. Hukuk ve siyasal bilgiler eğitimi almış. İşte 40 yaşlarının içerisinde bir insan. Yani burada bir idare kapasitesi var. Dolayısıyla biz önümüzde doktor ünvanı olanı uzman diye kabul ediyoruz, dinlemeye çalışıyoruz. Hükümeti baskı altına almaya çalışıyoruz, uzmanların görüşlerini dinlemiyor diye. Yani ben başbakanın yerinde olmak hiç istemezdim bugünlerde. Hangi uzman görüşünü dikkate alacağım diye şaşırırdım yani. Evet. Dolayısıyla hükümetin bu konuda da bir sadeleşmeye gitmesini öneriyorum ben.
Yani bir kurul olacak kardeşim. Bir bilim kurulu olacak. Gerisine hükümet karar verecek. İmkanları ölçüsünde. Evet, son olarak yani kısa bir... Aynen biraz önce söylediğim hoca gibi. Türkiye televizyonlarda izledim. Şimdi Necmettin Bey'di galiba adı. Şimdi unuttum. Bilim kurulu üyesi olduğunu biliyor. Ama orada Türkiye'de bilim kurulunda görev alan hiçbir profesörün televizyonlarda biz bunu söyledik de hükümet yapmadı diye konuştuğunu da duymadım. Hatta moderatörlerin ısrarlı, onlar gazetecidir moderatörler, ısrarlı arayışlarına rağmen siz ne dediniz, hükümet ne yaptı sorularına rağmen biz söyleyeceklerimizi hükümete söylüyoruz dedi insanlar. Kadınlar, erkekler. 60, 70, 80 yaşında profesörler. Ve budur sorumlu davranış. Bu vesileyle bunu söylemek istedim. Bugünlerde en zayıf tarafımızın bu olduğunu düşünüyorum. Bu salgın idaresinde. Başka soru? Artık kısaca son cümlenizi alalım. Çünkü bize verilen sürenin ilk bölüm için sonuna geldik. Söyledim, onun için sordum başka soru diye. Herkese sağlık dolu günler diliyorum. Hava bir açar bir kapar. Açtığı zaman mümkün olduğu kadar güneşe çıksınlar. Bahçesi olmayanlar balkonlarına çıksınlar, güneşlensinler. Az ve sağlıklı beslensinler. Hareket yapma imkanı olanlar mümkün olduğu kadar hareketli olsunlar. En azından bu konularda doktorlarımızın hepsi aynı fikirdedir. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Peki, çok teşekkür ederiz Hasan Erçakıcı. Ben teşekkür ederim. Gazeteci Hasan Erçakıcı'ya verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi kısa haberleri vereceğiz. Hemen sonrasında Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ile devam edeceğiz.